80'lerde Lubunya Olmak ve 90'larda Lubunya Olmak kitapları. Türkiye'de LGBTİ artı hareketinin tarihini belgelemek amacıyla yayımlanan 80'lerde Lubunya Olmak ve 90'larda Lubunya Olmak kitapları, hareketin zorlu geçmişini ve bu süreçte yaşanan mücadeleleri gözler önüne seriyor. İlk kitap 70'lerin sonu ve 80'lerin başındaki 12 Eylül askeri darbesi öncesi ve sonrasında LGBTİ artı bireylerin maruz kaldıkları ayrımcılığı ve hak ihlallerini anlatıyor. İkinci kitapsa 1990'lı yıllarda hareketin ilk örgütlenme deneyimlerini ve mücadelelerini belgeliyor. Bu kitaplar LGBTİ artı bireylerin kişisel hikayelerini ve yaşadıkları zorlukları aktararak hareketin mirasını kalıcı kılmayı ve gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlıyor. Kitaplara konu olan bu kişisel hikayeler Ufuktan Altınkaya tarafından tiyatro oyunlarına da uyarlandı ve 80'lerde Lubunya olmak oyunu 2013'ten itibaren İstanbul başta olmak üzere İzmir, Bodrum, Ankara ve Berlin gibi şehirlerde sahnelenmeye başladı. Türkiye'de LGBTİ artı hareketi, 1970'li ve 1980'li yıllardaki askeri darbeler ve baskılar nedeniyle uzun süre örgütlenemedi. Ancak 1980'li yılların ikinci yarısından itibaren LGBTİ artılar örgütlenme imkanı buldu ve Beyoğlu ve İstiklal Caddesi gibi alanlar LGBTİ artılar için önemli sosyalleşme noktaları haline geldi. Özellikle 1987 yılında 37G ve Trans'ın düzenlediği açlık grevi LGBTİ artı hareketinin kamusal alandaki ilk eylemlerinden biri olarak tarihe geçti. 1990'lı yıllarda hareket daha görünür hale gelirken Lambda İstanbul ve Kaos GL gibi örgütler kuruldu. İlk onur yürüyüşü 1993 yılında yapılmak istendi ancak engellendi. 2003 yılında ise ilk başarılı onur yürüyüşü düzenlendi ve yıllar içinde katılımcı sayısı hızla arttı. Ancak 2015'ten itibaren bu yürüyüşler yasaklanmaya başladı. 2021 yılı LGBTİ artı hareketi için kritik bir dönem oldu. AKP hükümeti Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen bir sergi nedeniyle LGBTİ artı kulüplerini kapattı ve gökkuşağı bayrağı taşıyan öğrencileri gözaltına aldı. LGBTİ artı bireyler hükümet ve medya tarafından hedef gösterilmeye devam ediyor ve bu durum kimliklerini gizlemelerine neden oluyor. Türkiye Avrupa'da en çok trans cinayetinin işlendiği ülke olarak öne çıkıyor. Nefret söylemlerinin etkisiz kılınması ve LGBTİ artı haklarının korunması için kapsamlı politikaların hayata geçirilmesi gerekiyor. Proje özelinde ise 80'lerde Lubunya olmak ve 90'larda Lubunya olmak kitapları sınırlı imkanlarla üretilmekte. Bu durum içeriğin niteliğinden çok, kitabın tanıtım ve duyurusu ile ilgili çalışmalar açısından olumsuz sonuçlar doğuruyor. Kitabın sivil toplum projesi olarak yayımlanması, ticari kazanç elde edilmesini zorlaştırıyor ve yayın evinin profesyonel dağıtım imkanlarından yararlanılamıyor.